Vallahi şunu ne olur unutmayalım. Evlatlarımızın İslami terbiyede yetişmesi bizim öncelikli meselemizdir kardeşler. Öncelikli meselemizdir. Allah'tan korkan, Allah'a iman eden, Allah'ı seven ve ona güvenen nesilleri yetiştirmek bizim öncelikli meselemizdir. Girdiği her sahada dünya ve ahiretini mamur etmek için çalışan gençlere sadece bizim değil, şu toplumun her birinin ihtiyacı vardır. İnsanını önemseyen, ümmetine vefalı, karşılaştığı problemlerden kaçan değil, Rabbani çözümler bulan nesillere bu toplumun ihtiyacı vardır. Salih ve saliha meslek sahiplerine, merhamet ehli bireylere, hayatını hayat verene adayan yiğitlere bu toplumun ihtiyacı vardır. Ümmeti Muhammed'i en geniş ailesi bilen, ayağı İstanbul'da, Konya'da, Adıyaman'da, Edirne'de, Kars'ta olsa da, yüreği Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da, ruhu ümmet coğrafyalarında gezinen gençlere bu ümmeti Muhammed'in vallahi ekmek kadar, su kadar, kan kadar, alacağınız hava kadar ihtiyacı vardır. Ben demeyen, biz demeyi şiar edinmiş, benlik duygusundan sıyrılmış, biz olmanın onuruyla yaşayan ahlak abidesi gençlere ümmeti Muhammed'in ihtiyacı vardır. Malayaniden uzak, vaktinin kıymetini bilen, zamanı en doğru ve en güzel şekilde kullanan gençliğe ümmeti Muhammed'in çok ihtiyacı vardır. Ah ah! Bu sermaye o kadar az ki kardeşlerim. Bunun kadrini, kıymetini bilmeyen, Allah'tan korkan, Allah'ı seven, Allah yolunda mücadele eden gençlere sahip olmalarına rağmen onları kapının önüne koymayı marifet bilenler bilsinler ki onların misali gün boyunca kazanmış olduğu sermayeyi ve yevmiyeyi kapısının önüne koyan adamın misalidir. Bir gün boyunca emeklerinizi birileri alsın ve çalsın diye kapınızın önüne koyuyorsanız vallahi bugün ümmeti Muhammed'in fidanlarını da her geçen gün saksılarından kopartacaksınız. Ne olur şunu unutmayın. Sokaklarda her gün şeytan ve dostlarının askerleri olan gençlerimiz yetişiyor. İblisin atına binmiş, cehenneme doğru dolu dizgin koşan gençlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Kendine bile faydası olmayan insanlar, gençler bugün ümmeti Muhammed'in önüne faydalı olsun diye konulmuşlardır. Edepten, ahlaktan, hayadan yoksun olan insanlar bugün seni ve beni yönlendirmek için büyük bir hamle yapmaktadırlar. O yüzden 100 yıldır kardeşlerim, tam 100 yıldır geçmişinden utanan, ancak hayvanlardan daha aşağı olan medeniyetlere iltifat etmek, özenmek konusunda gayret sarf eden bir gençlik yetiştirildi ve inşa edildi. 100 yıl boyunca evlerimizin süsü, evlerimizin neşesi olan çocuklar Allah ve Resulüne düşman yapıldı. 100 yıldır İslam'dan utanan nesiller bu sokaklar içerisinden hasat alınmaktadır. 100 yıldır ümmeti Muhammed'in ciğer pareleri kopartılmaktadır. Bu çalışmanın ürününü şu an devşirmektedirler. Ektikleri şer tohumlarının hasadını her geçen gün fazlasıyla misliyle almaktadırlar. Her türlü izimlere, fitne ve fesada, fıskı fucura esir olmuş olanlar Fatih abi bizim gençlerimiz. Bizim gençlerimiz. Annesi, babası Allah'tan korkan, Resulünü seven, kitaba tabi olmuş olan nesillerdir. Şeytan ve dostlarının amansız düşmanlığında kaybettiğimiz en büyük sermaye gençliğimiz olmuştur kardeşlerim. En büyük ganimeti nesillerimizi onların eline vererek kaybetmişizdir. Şimdi bunların değerini bilmeyenler, bunların kadrini ve kıymetini bilmeyenler ne olur kendilerine çeki düzen versinler. Bilsinler ki elimizdeki sermaye çok az ve azalmaya yüz tuttu.